Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. İlber Ortaylı'dan Adalar Denizi uyarısı. Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Değerli izleyenler, Adalar Denizi'ndeki gerilimi değerlendiren Profesör Doktor İlber Ortaylı, bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Bazı devletlerin maalesef artık Doğu Akdeniz safhasında eskisi gibi stabil, donmuş bir sulh safhasını atlattığı açıkladı. Yunanistan'la Adalar Denizi'ndeki krizi değerlendiren Türk tarihçi akademisyen ve yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı, Haber Global'e değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, 12 mile çıkarıyor, 12 mile neyi çıkaracaksın? Meis burnumun dibinde, Sakız Adası burnumun dibinde, İstanköy burnumun dibinde. Yani neyi 12 mile çıkarıyorsun ve orada hiçbir şey yaptırmayacak, bağlayacak adeta? Kıyıdan bakacağız. Öbür tarafa balıkçı sandalıyla gezeceğiz. Bu tabii tahammül edilmez bir şey. Savaş sebeplerinin hepsini küçümseyen, lanetleyen bir grup var. Bu tamam, doğru da büyük ölçüde bazen de insanın gırtlağına basılıyor. Türkiye nasıl denizlere çıkmayacak, uçak uçuramayacak dedi. Ortaylı dünyada kıta sahanlığı birbirine tecavüz etmeyecek. Hedef diyor ki 12 mil kıta sahanlığım. Buyur o zaman kaşı sana verelim. Yani olacak iş değil o diye konuştu. Profesör Ortaylı, bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Her halükarda şunun üzerinde açıkça durmalıyız. Bazı devletlerin maalesef artık Doğu Akdeniz safhasında eskisi gibi stabil, donmuş bir sulh safhasını atladığı açık. Doğu Akdeniz'de Türkiye istemiyorlar. Rahatsız ediyor Batı dünyasını dedi. Ortaylı, Miçotakis çok düz bir adam. Düz kendi dehasına inanıyor. Harvard'lıyım diye bütün Harvard'lılar dahi olursa dünyaya nasıl sığacaklar bilmiyorum ama kendine destek buluyor. Efendim, bütün hepsi ayakta alkışlamışlar. Alkışlarlar, çok standart bir konuşma hazırlamış dedi. Yunanistan'ın son aylardaki çıkışı için tehlikeli ifadesini kullanan Ortaylı, Yunanistan şu veya bu sebeple, şu veya bu durumdan dolayı Batı Avrupa'nın ileri korekoludur. Bu çok açıktır. Bu çok stratejik noktadır açıklamasında bulundu. Ortaylı, bu nedenle hakikaten damarımıza basılmadıkça, hakikaten büyük kayıplarla ve büyük bir peşinen kayıp safhasına sokulmadan önce iyice düşünmek ve politika tayin etmek zorundayız. Bunlardan biri de Ukrayna çevresinde oluşan sahte bloğa çok mesafeli durmak. Bunu nasıl beceririz o ayrı bir hesap. Tartışılır ama Türk dünyasının batıdaki uç noktası o kadar kolay kabul görmüyor, başkaları gibi değerlendirmesinde bulundu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.